Evet, geçiyoruz Galatasaray gündemine. Galatasaray için de bilgileri her zamanki gibi Volkan Kılıç'tan alacağız. Volkan merhaba, iyi akşamlar diliyoruz. Galatasaray Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Leipzig maçının ardından bugün artık neler yaşandı onları senden alalım. Sonrasında da transfer bölümüne geçiş yapalım. Ve tabii ki taraftarların merak ettiği birinci sırada Falcao var. Bunun dışında da aynı zamanda yeni isimler gündeme geldi. Eski isimler hala konuşuluyor. Sen detayları izleyicilerimize aktar lütfen. Teşekkürler Ersin Düzen, Serkan Reçber, Avusturya Ziefeld'ten mutlu akşamlar, yayınlar diliyoruz. Galatasaray'ın yurtdışı kamp çalışmalarının 6. günündeyiz. Sarı Kırmızılılar günü. Tek antrenmanla gerçekleşti. Bu antrenmanda sadece düz koşu yapıldı. Hemen otelin yanında, Galatasaray kampının yaptığı otelin hemen yanında Galatasaraylı futbolcular, fiziksel kondisyoner Alberto Bartelli eşliğinde düz koşu yaptılar. Biz de sadece buradan kısa kısa görüntüler almamıza müsaade edildi. Daha sonra da Galatasaray göl etrafında 3 tur attıktan sonra tekrar kamp yaptıkları otele döndüler. Şu anda hem teknik heyet hem de futbolcuların morali gayet yerinde. Onu söyleyebiliriz. Tabii Leipzig maçında mağlup oldu Galatasaray ama özellikle Fatih Terim de oyuncularını denemek açısından hem yeni transfer hem de eski oyuncuların performansını görmesi açısından iyi bir karşılaşmaydı. Daha önce de Galatasaray Leipzig'le karşılaşmış ve 1-1 berabere kalmıştı. Bu sefer 3-2 mağlup oldu. Aslında ilk yarıda iyi bir oyunda ortaya koymuştu. Yine Galatasaray Alman ekibi Augsburg'la karşılaşacak. İkinci hazırlık maçını Augsburg'la yapacak. 25 Temmuz'da Türkiye saatiyle 20'de başlayacak bu karşılaşma. Tabii Galatasaray'da özellikle kamp çalışmaları devam ediyor ama diğer taraftan da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Yönetim şu anda hem forvet transferi hem de orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Tabii Galatasaray'da gündem özellikle birinci sırada Radamel Falcao. Her gün Falcao ile ilgili gerçekten yüzlerce mesaj geldiğini söyleyebiliriz. Bütün sarı kırmızılı taraftarlar da Falcao transferini merak ediyor haliyle. Çünkü gerçekten çok önemli bir isim Falcao. Kolombiyalı yıldız futbolcu Galatasaray'ın şu anda gündemindeki isim diyebiliriz. Tabii Galatasaray yönetimi geçtiğimiz hafta özellikle temasa geçmişti Falcao ve menajeriyle Jorge Mendes'le bir görüşme yapmıştı ve sarı kırmızılar maaş konusunda büyük oranda anlaşma sağladı Falcao'yla. Ama şunu da belirtelim, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in listesinde, forvet hattı listesinde birinci sırada Envana Samata ismi bulunuyor. Falcao da listede ama özellikle Samata'nın daha genç oluşu ve ileriye dönük yatırım amaçlı da olduğu için Samata ismi biraz daha ön planda ama Falcao ismi de gerçekten Galatasaray yönetiminin de özellikle transfer sezonundan bu yana taraftarlara beklenti içinde oldukları için bir yıldız transferi gerçekleştirmek istiyorlar ve bu doğrultuda da Falcao transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyleyebiliriz ve sarı kırmızılı Galatasaray yönetimi de şu anda Falcao transferi için Monaco kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibiyle bonservissiz bir şekilde bu transferi bitirmek istiyor Galatasaray yönetimi. Çünkü hem UEFA kriterleri çerçevesinde Galatasaray hareket ediyor. Çok ince eleyip sık dokuyor diyebiliriz. Bu yüzden de Galatasaray yönetimi oyuncunun maaşı konusunda anlaşıp oyuncuyla da anlaşarak Fransız ekibiyle de bedelsiz bir şekilde bu transferi bitirmenin amacında. Zaten Fransız ekibi de Radamel Falcao'nun yüksek maaşından dolayı bırakmaya sıcak baktığını söyleyelim. O yüzden bu hafta özellikle Radamel Falcao konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Çünkü Galatasaray Radamel Falcao için 7 milyon avro civarında bir maaş beklentisi var. Galatasaray bunu bir rakamı biraz daha aşağılara çekmeye çalışıyor ve bu rakamında 5-6 milyon civarında anlaşarak özellikle bunun bir kısmını Galatasaray, diğer kısmını da sponsor eşliğinde ödeme hedefinde olduğunu belirtelim. Tabii Galatasaray'da eğer Falcao transferi olacaksa özellikle Fatih Terim Samata transferinde ikinci bir transfer de yapılmasını istiyor. Tabi bu durumda Kostas Mitroğlu da boşa çıkmış olacak. Zaten Kostas Mitroğlu'nda özellikle transfer sezonunda sezon bittikten sonra da kendisine kulüp bulması için arayış içindeydi ama özellikle Mitroğlu Galatasaray'dan kazandığı maaşı Avrupa'dan herhangi bir kulüpten alamadığını söyleyebiliriz. Eğer bu iki transfer
gerçekleşirse Galatasaray Kostas Mitroğlu'yu yollarını ayrılacak. Forvet hattını yeniden baştan yaratmış olacak teknik direktör Fatih Terim. Tabii iki önemli isim gelecek. Radamel Falcao ve Envama Samata. Gerçekten Galatasaray'ın forvet hattı hem taraftarın da beklentisi bu yönde oldukça güçlü olmuş olacak. Bakalım ilerleyen günlerde bu transferler hakkında daha da net bilgiler gelmeye başlayacak. Onu da belirtelim. Sarı Kırmızılı yönetimin bir diğer hedefi orta saha transferi ve Galatasaray şu anda özellikle ilk hamlesini Jean-Michel Seri ile yapmıştı ve gerçekten önemli bir hamle yaptı. Çünkü Fernando'dan sonra orada büyük bir boşluk oluşmuştu. Ndiaye'de gitmişti ve Galatasaray taraftarları da büyük bir merak içindeydi. Orta sahaya kimler gelecek şeklinde. Tabii ilk isim aslında Evir Banega'ydı. Galatasaray Evir Banega'nın transferi için çok uğraştı ve şu anda hala da görüşmeler sürüyor ama ondan önce Galatasaray hamlesini yaptı ve Jean-Michel Seri'yi kadrosuna katmış oldu. Tabii Galatasaray'da sadece Seri transferiyle yeterli kalmayacak. Onun yanına da bir transfer daha yapacağını söyleyebiliriz. Ve şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. İlk sırada yine Evir Banega var. Galatasaray Banega için de hala haber bekliyor. Zemin yokladığını söyleyebiliriz. Zaten Evir Banega da Arjantinli Yıldız'da kendi sosyal medya hesabından takımdan ayrılacağı yönünde bir mesaj verdi. Bunu da söyleyebiliriz. Kalmayacağını, takımda kalmasını istediklerini ama kalmayacağı yönünde bir mesaj verdi. Bakalım ilerleyen günler bu konuda neler yaşanacak? Çünkü Evir Banega Galatasaray'la her konuda anlaşmış ve Sarı Kırmızılı yönetimde bu transferin bitmesi için çok yoğun bir çaba sarf etmişti. Ve zaten biz de sürekli her daim gelişmeleri anlayan takip ettik Evir Banega konusunda. Aslında bu transferin daha önce biteceğini tahmin ediyorduk ama özellikle hem Sevilla Kulübü hem de Sevilla Teknik Direktörü bu transferi biraz zora soktu. Özellikle Sevilla Teknik Direktörü gelecek planlar arasında Evir Banega'nın önemli bir yer teşkil ettiğini söylemişti. Sevilla Kulübü tabii para transferi özellikle Galatasaray yönetimi fazla bir bonservis vermek istemiyordu. O yüzden Sevilla'da rakam biraz daha yukarılara çekip Banega'dan bir para kazanmak istiyor. O yüzden de şu anda Galatasaray yönetimi de biraz beklemede diyebiliriz. İlerleyen günlerde de Banega transferinde yine bazı gelişmeler, olumlu yönde gelişmeler de yaşanabilir. Yani bu transfer tamamen kapanmış durumda değil. Hala devam ediyor. Onu da belirtelim. Onun dışında Galatasaray'da yine orta sahada ismi geçen isimler var. Josef de Souza ismi var. Kualler ismi var. Wayanma ismi var. Tottenham'da forma giyen futbolcu Kenyalı. O da Galatasaray'ın gündeminde. Yani Galatasaray şu anda orta saha için birçok isimle görüşme halinde. Ama şunu belirtelim, altını çizelim. Galatasaray hem forvet transferi hem de orta saha transferlerini bitirmesi için özellikle Mbaye Diagne transferinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bunun satışı olması gerekiyor. Şu anda yönetimden de aldığımız bilgilerde artık çok az kaldı ve Mbaye Diagne'yi Galatasaray artık bir an önce satacağını gelen bilgilerde bu yönde ve Galatasaray Senegalli golcüyle yollarını ayırdıktan sonra oradan bir kaynak oluşturduktan sonra da Galatasaray hem forvet transferlerine hem de orta saha transferlerine daha rahat bir şekilde hamle yapmış olacak. Çünkü elinde bir kaynak yaratmış olacak. O yüzden de biraz Mbaye Diagne'nin satışı bu anlamda oldukça önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak da Galatasaray'da sadece orta saha forvet değil, stopere de isim gerekiyor, transfer gerekiyor. Ve aldığımız bilgilerde stoper hattına da Galatasaray'ın özellikle scout transferleri olabilir yine. Çünkü Marco Avelu Indama transferleri scout ekibinin başarısıydı, transferleriydi. Ve Galatasaray'da yine Emre Utkucan ekibi dahilinde, yönetiminde stoper hattına takviyeler yapabilir. Onun da altını çizelim. Çünkü Marco Avelu Indama'nın arkasında sadece Ahmet Çalık kaldı. Ve Ahmet Çalık'a da Anadolu ekiplerinden teklifler var. İsmail Çipi'ye de teklifler var. Onu da belirtelim. Çünkü Galatasaray Muslera'nın arkasına Okan Koç'u transfer etti. Ve İsmail Çipe de şu anda Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri de değerlendirebilir. Onu da söyleyelim. Eğer Ahmet Çalık da ayrılırsa, Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri kabul ederse Galatasaray'ın sadece Marco Avelu Indama hattı kalmış olacak ve arkasında herhangi bir yedek oyuncu bulunmayacak. Tabii altyapıdan oyuncular var. Galatasaray zaten teknik direktör Fatih Terim, Avusturya Ziefeld
kampına altyapıdan 10 genç oyuncuyu getirdi ve bizim de izlenimimiz gerçekten oldukça iyi performans sergiliyorlar. Özellikle savunma hattında Ozan Vofor ve Gökay Güney isimleri var ki gerçekten ileride tıpkı Ozan Kabak gibi değerlendirilebilecek oyuncular diyebiliriz ama Galatasaray'ın aldığımız bilgiler doğrultusunda Marco Ave Luyendam'ın arkasına bir iki transfer yapacağı şeklinde. Galatasaray'da transfer ve kamp çalışmaları bu şekildeydi. Eğer bir sözünüz yoksa sözü tekrar size bırakalım. Volkan, teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Kolay gelsin. Şimdi senin verdiğin bilgiler üzerinden değerlendirmeler de yapacağız tabii ki. Aynı zamanda kendi bilgilerimiz de var. İzleyicilerimize onunla ilgili olarak da bazı paylaşım